Toprak Mahsulleri Ofisi yeni alım sistemiyle çiftçiyi kaliteli üretime teşvik ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi yeni uygulamayla sünesi düşük, proteini yüksek kaliteli buğdaya daha fazla fiyat veriyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Muhafaza Şube Müdürü Hacı Baran, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeni alım politikasının detaylarını anlattı. Hacı Baran, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bugüne kadar buğday alımlarını sadece fiziksel analiz değerlerine göre fiyatlandırdığını, 2011 yılında buğday alımlarında ilk defa fiziksel analizin yanında kimyasal analize dayalı alım sistemine geçildiğini kaydetti. Baran, buğday alımlarında fiziksel analizin yanında protein miktarına göre fiyatlandırarak alım yapıldığını söyledi. Hacı Baran, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak 2011 yılında kaliteyi teşvik eden yeni alım sistemiyle protein miktarı yüksek, süne kımıl oranı düşük olan kaliteli buğdayları daha yüksek fiyattan aldıklarını belirtti. Baran, protein miktarı %12'nin üzerinde ve süne kımıl oranı %2'den düşük olan buğdaylara müdahale alım fiyatının %1 ile 3 arasında ilave fiyat verildiğini vurguladı. Baran, kimyasal analizlerin hızlı protein ölçüm cihazları tarafından yapıldığını ifade etti. Ürünlerin kalitesini belirleyen özellikler fiziksel analiz olması yanında kimyasal analizde en önemli unsurlardan biridir. Buğdayın kimyasal kalitesini belirleyen en önemli unsur buğdayın protein oranı ve proteinin kalitesidir. Dolayısıyla protein oranı yüksek olan buğdaylar daha kaliteli buğdaylardır. TMO yeni alım sisteminde protein kalitesi yüksek olan buğdaylara daha yüksek fiyat vermek suretiyle kaliteyi teşvik eden yeni bir alım sistemine geçmiştir. TEMO bu sisteme geçerken TSE buğday standardını ve piyasalardaki sistemi de TMO sistemine uygun hale getirmiştir. Dolayısıyla piyasalarda TMO'da ve TSE'de aynı standartlar kullanılmaktadır. TEMO bu sisteme 2011 yılında tüm iş yerlerinde protein cihazı almak suretiyle başlamış ve bundan sonra da bu sistemi uygulamaya devam edecektir. Buradaki işin özü şudur. Kaliteli üretim yapan üreticimiz ürününün gerçek değerini almaktadır. Dolayısıyla açıklanan fiyatın %1 ile 3'ü arasında değişen ilave fiyat vermek suretiyle kaliteli üretimi teşvik etmektedir. Yani protein oranı yüksek olan ürün daha yüksek fiyattan satın alınmaktadır. Buna bir örnek verecek olursak, her protein oranında 12 kuruş yani tonda 12.000 TL daha fazla fiyat alacaktır. Bir kamyon hamuresini dikkate aldığımızda bir buğday protein oranı düşük ise yani yemlik gruba giriyorsa proteini 10.5'un altında ise 500 liradan alınmakta yani 20 tonluk bir kamyondaki ürünün bedeli 10.000 TL iken proteini 13 olan bir buğdayın fiyatı 12.460 TL olabilmektedir. Yani üreticimiz kaliteli buğdayı üretmekle 2460 TL daha fazla fiyat alabilmektedir. Tarımsal uygulamaların ve kullanılan tohum çeşidinin buğday protein oranını etkileyen önemli etmenlerden olduğuna dikkat çeken Baran, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kaliteli buğdaya daha yüksek fiyat vererek kaliteyi teşvik ettiğini dile getirdi. Baran, yeni alım sisteminde protein değerleri en yüksek ve en düşük ekmeklik buğday alım fiyatı arasında ton başına 30 liralık fark bulunduğunu da anlattı. Buğdayın proteinin yüksek ve protein kalitesinin iyi olmasıdır. Bunun için de buğdayın çeşidi yani kullanılan tohumluğun çeşidi ve uygulanan tarımsal uygulamalar önem arz etmektedir. TEMO kaliteli buğdaya daha yüksek fiyat vermek suretiyle kaliteyi teşvik etmektedir. Dolayısıyla kaliteli üretim yapan üreticimiz sadece TMO'ya üretim yapmış olmamakta, piyasanın tercih ettiği ürünü de piyasaya sunmakta. Dolayısıyla pazarlama problemi olmamakta ve ürününü daha yüksek fiyattan satabilmektedir. Geçmişte TMO sadece fiziksel özelliklere göre alım yaptığı için örnek verecek olursak 605 liradan açıkladığımız bu seneki müdahale alım fiyatı hiç değişmemekte. Yani 10,5 da olsa proteini 10 da olsa aynı fiyata almakta. 13 proteinli buğday da yine aynı fiyattan işlem görmekteydi. Dolayısıyla kaliteli üretimi yapan teşvik edilmemiş oluyor idi. Bu sene ise kaliteli bu üretimi yapan üreticimiz açıklanan fiyatın %1 ile %3 arasında daha fazla fiyat alabilmektedir. Yani bir buğday 10,5 proteinli ise 593 bin liradan işlem görürken 13 proteinli bir buğday 623 bin liradan işlem görmektedir. Yani kalite en az ekmeklik buğdayda 30 kuruş yani tonda 30 lira üreticimize ilave fiyat sağlamaktadır. Yeni alım sisteminin kaliteli üretimi teşvik ettiğini ifade eden Hacı Baran, kaliteli üretimle hem üreticilerin hem sektörün dolayısıyla da ülkemizin kazançlı çıkacağını sözlerine ekledi.